Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık masasına oturduktan sonra sadece HDP'den değil Kandil'deki örgüt elebaşlarından da destek gördü. Kandil'den gelen mesajların ortak noktası bu seçimin kendileri için tarihi bir fırsat olduğu. HDP ise Öcalan'a özgürlük ve özellik taleplerini her fırsatta dile getiriyor ve bunu açık bir tehdit dili kullanarak yapıyor. Benzer sesler koalisyon ortağı CHP'den de yükseliyor sık sık. Bu kez söz alan Sezgin Tanrıkulu'ydu. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş için özgürlük vaadini anlatırken dostlarımız için hesap soracağız cümlesini kurdu. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş bir hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. İşte tam da bu nedenle hesap soracağız. Bu seçim hesap sorma seçimidir. Hesabı sandıkta soracağız. Önce pazarlık masası kurup taleplerde uzlaştılar, sonra tehdit dili kullanmaya başladılar. CHP ve HDP bu kez de hesap sorma yarışına girdi. Bu kayıp siyasetinden dolayı hesap soracağız. Bu seçim değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta hesap sorma seçimi. Hesap sorma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti bile hedef alan en uç taleplere bile evet dedi, Kandil'in desteğini arkasına aldı. Kurmayları da tıpkı HDP'liler gibi tehdit diline sarıldı. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Yani hesaplaşacaklarımız var bizim. Bu sadece bir seçim günü değildir. Bu hesap sorma günüdür. Yetmedi, terör örgütü elebaşlarından da Kılıçdaroğlu'na destek yağdı. Altılı Masa'nın işte Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır. Biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Tabii Altılı Masa'ya bilgi oldu. Toplumda şey de yarattı. Umut da yarattı. Kılıçdaroğlu'na Kandil'den gelen mesajlar sokağa da taştı. PKK sempatizanları terörist başı Öcalan'a özgürlük için Almanya'nın Düsseldorf kentinde eylem yaptı. Almanya polisi terör eylemine seyirci kalmakla yetindi. Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık da o eyleme mesaj gönderdi. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile masaya oturmasının üzerinden tam 27 gün geçti. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Biz kalkarız. HDP'yi oraya oturtabilirler. Akşener kırmızı çizgimiz diyerek dağıttığı masaya geri döndü ama HDP'nin koalisyonun 7. ortağı olması ile ilgili hala tek bir cümle etmemesi dikkat çekti.